Ritim bozuklukları hastalıkların habercisi olabilir. Bazen altta yatan bir koroner arter hastalığının yani kalp damar tıkanıklığının ilk belirtisi ritim bozukluğu olabilir. Bununla zaman zaman klinikte de karşılaşıyoruz. Yine yüksek tansiyon olan bireylerde bazı ritim bozukluklarının daha sık olduğunu biliyoruz. Tansiyon teşhisi konulmadan önce ritim bozukluğu vasıtasıyla yüksek tansiyon teşhisine gittiğimiz hastalarımız olmaktadır. Kalp yetersizlikleri için yine aynı şey geçerlidir. Yani azalmış olan kalp fonksiyonları, kalp kasılmasındaki azalmanın ilk belirtisi bir nefes darlığından, karın şişliğinden ya da bacaklardaki ödemden ziyade ritim bozukluğu olabilir.